Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Blogger eğitim setimizin ilk eğitimini çekmiş olacağız. İlk dersimizde hızlıca hesap açma ve genel arayüz tanıtımını işleyelim diyorum. Videonun sonunda ise eğitimleri nasıl devam edeceği hakkında açıklamalarda bulunacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, hızlıca ilk videomuza başlayalım. Google'a geldik. Ben sizin gibi olabilmek için gizli sekme açtım. Buradan blogger.com yazıyorum. Ve sitemize geldik. Buradan da blogunuzu oluşturun butonunuza tıklayalım. Burada bizden bir tane hesap isteyecek. Ben hızlıca ilgili hesabımı seçiyorum. Tabi Gmail hesabı olması gerekiyor. Burada blogger profili olarak görünecek adınızı, yani yazar adı olarak vesaire görünecek adınızı seçiyorsunuz. Hızlıca Apps Eğitim yazdık. Burada arkadaşlar arayüzümüze direkt geldik. Şu an sol üstte gördüğümüz, bu tabi arkadaşlar klasik blogger değil, yeni blogger arayüzüne geçtik. Zaten bu arayüzü bu videoda anlatacağım. Sol üstte blog oluştur butonuna görüyoruz arkadaşlar. Şurada bir silik bir yazı da yapmışlar. Buraya geldik arkadaşlar. Burada başlık, adres ve temas seçeceğiz. İlk başta kullanabileceğimiz bir tema seçeceğiz. Zaten diğer videolarımızda nasıl tema yüklenir onu göstereceğim. Ben size bir blog oluşturarak ve buradan da blogger derslerini yayınlayarak gerçek bir blog oluşturacağız. Hep beraber bunu nasıl yapacağımızı adım adım göreceğiz. Hemen yazayım arkadaşlar başlık olarak. Apsis Eğitim Blogger Dersleri. Zaten burada yaptığınız ayarlar daha sonradan değişebilecek arkadaşlar. Burada bir alan adı, blog adresi seçmemiz gerekiyor. Ben hızlıca burada Apsis dersleri.blogspot.com alan adını almak istiyorum ve bu blog adresi uygun diyor. Hızlıca buradan bir tema seçelim arkadaşlar. Bu temaları zaten değiştireceğiz. Şimdilik en baştaki tema olsun. Blog oluştur dediğimizde blogumuz oluşturuluyor. Evet arkadaşlar, hızlıca blogumuzu kurduk. Blogunuzu görüntüleyin kısmına gelip şu an blogumuzu görüntüleyebiliyoruz ve basit, çelimsiz bir blog karşımıza çıkıyor. Bunu ileriki videolarda içerik yayınlayarak ve tema ekleyerek güzel bir blog haline getireceğiz. YouTube'da olmayan şekliyle yeni blogger temasını tanıtacağım arkadaşlar. Burada istatistiklerde veya yayınlarda bir içeriğimiz olmadığından dolayı şu an aktif olarak kullandığım bloğa gelelim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak yayınlar sekmesine gelelim arkadaşlar. Burada içeriklerimizi görüyoruz. Yanlarında yorumlar ve görüntüleme kısmının sayısını görüyoruz arkadaşlar. Burada göz işaretini tıklayarak da bizim içeriğimizin yayınlanmış biçimini burada görebiliyoruz arkadaşlar. Önümüzde yiyebiliyoruz. Diğer seçenekler kısmına geldiğimizde sil, etiketi uygula, yayından kaldır gibi seçenekler karşımızda. Şurada gördüğünüz web internet, teknoloji, biri fazla, web internet vesaire bunlar arkadaşlar bizim etiketlerimiz. Burada eski klasik blogger'da resimler vesaire yoktu. Biraz daha basit bir şekilde olmuştu. Sağ alt kısımdan da artı kısmına tıklayarak yeni yayın oluşturabiliyoruz. Buraya hızlıca geçelim. İstatistikler kısmına gelirsek burada görüntülenmeleri nasıl olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dün 43 almışız. Bu ay 486 görüntülenme almışız. Aşağı indiğimizde en son paylaşılan yayınımızın orantılı bir şekilde kaç görüntüleme sayısı aldığını buradan görebiliyoruz. Hızlıca tüm bloğun görüntülenme aldığını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Yayınlarımızı gene görüntüleme bakımından burada görebiliyoruz ve ayrıntılı bilgi almak için bu blogla ilgili daha fazla bilgi butonuna tıkladım. Şimdi buraya geldiğimde burası bence önemli. En çok yönlendiren platformlar, siteler kısmına geldiğimizde burada benim en çok ziyaretçi çektiğim site YouTube. YouTube'da videolarım altında link koyarak bu bloğa ziyaretçi çekiyorum arkadaşlar. Vmaracı.com'da webmaster aracı arkadaşlar. Burada da benim içerik yayınlama ilanım bulunmakta. Oraya da referans olarak kendi blogumu da verdim. Oradan gelenler de benim blogumu görüntülebiliyor. Burada işte birkaç tane daha site görüntülenmiş. Buraya geldiğimizde en popüler yönlendiren URL'ler. Burada direkt YouTube, tamam YouTube gönderiyor ama YouTube'un hangi videosu göndermiş en çok onu görebiliyoruz. Ondan sonra geldiğimizde bizi görüntüleyen kitlerini en çok hangi programları, hangi işletim sistemlerini kullandığını buradan görebiliriz. Hızlıca baktığımızda Chrome, Firefox veya mobil Safari gibi tarayıcılar kullanılmış arkadaşlar.
İşletim sistem olarak en çok Windows kullananlar bizi görüntülüyor. Sonra Android, sonra Linux, sonra da bir tane Macintosh kullanan arkadaşımız bizi görüntülemiş. Buraya geldiğimizde anahtar kelimelerle alakalı bir istatistik görüyoruz. Burada ülkeyle alakalı gördüğünüz gibi Türkiye'den 233, Belçika'dan 12, Irak'tan 4, Amerika'dan bir tane görüntülem almışız arkadaşlar. Hani nereden geldi bilmiyorum ama güzel. Dünyaya açılabiliriz böyle de. Sağ altta Google Analytics ile daha fazla bilgi butonuna tıklayarak da başvurarak arkadaşlar daha fazla istatistik alabilirsiniz. Buraya geldiğimizde hızlıca yorumlarımızı buradan kontrol edebiliriz. Bizim bir tane yorumumuz var. Buradan bu arkadaşlara selam olsun. Kazançlar kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar burada siz kazanç alabilir duruma geldiğinizde böyle bir sayfa karşınıza çıkacak. Buradan AdSense hesabınızı ilişkilendirerek başvurabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta sürebiliyor. Zaten ilk başlarda reklam almamanız sizi kötü etkilemesin. Zaten az ziyaretçiye sahip olduğunuzda pek para kazanamayacaksınız. Onun için 2 haftada siz 2-3 haftada blogunuzu geliştirmeye bakın arkadaşlar. Sayfalar kısmına geldiğimizde bu sayfalar kısmı arkadaşlar yayınlardan şöyle farklı. Yayınlar direkt blogunuzda post olarak görünmekte. Fakat bu sayfalar mesela deneme yayınımızı biz blogumuzda göremiyoruz. Çünkü bu yan bir sayfa. Ben bu blogumu görüntülemeye geleyim arkadaşlar hızlıca. Deneme kısmını şu menü kısmında ekleyip buradan tıklayarak görüntüleyebilirim. Veya hakkında kısmından iletişim sayfası oluşturarak da post olarak gözükmez. Fakat buraya tıkladığımızda gidebiliriz arkadaşlar. Düzen kısmına geldiğimizde temamızın şablonunu ayarlayabileceğimiz bir arayüzle karşılaşıyoruz. Burada gadget yani eklenti ekleyebileceğimiz yeri görüyoruz arkadaşlar. Burada yayınlar gadget'ımızı eklentimizi ayarlayabileceğimiz, slider öne çıkan yayınımızı ayarlayabileceğimiz ve aşağıdaki alt sekmeleri ayarlayabileceğimiz yerler görüyoruz. Buradaki eklentileri şu kalem işaretine tıklayarak ayarlayabilir. Göz işaretiyle görüntülüğünü açıp kapatabiliriz arkadaşlar. Bunu zaten ayrıntılı bir şekilde tema ekleme kısmında inceleyeceğiz. Burada da arkadaşlar buraya geldiğinizde blogger'ın size sağladığı ücretsiz temaları kullanabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Ayrıca buraya gelip özelleştir deyince karşınıza bir arayüz çıkacak. Buradan da direkt ön izlemesini direkt görerek blogunuzu düzenleyebileceksiniz. Geri geldiğimizde 3 nokta üst üste 3 noktaya tıkladığımız arkadaşlar yedekle geri yükle kısımları var. Bunlar şeyde daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim tema yükleme kısmında. Genel olarak bu sekmemizde böyle arkadaşlar. Ayarlar hızlıca geldiğimizde ilk başta dediğimiz gibi buradan yayıncılık kısmından blog adresimizi değiştirebiliriz arkadaşlar. Şuraya tıkladığımızda. Ondan sonra site başlığı, açıklaması, HTTPS yönlendirmesi gibi birçok şeye buradan ulaşabiliriz. Bu da arkadaşlar sizin güveninizle alakalı bir seçenek. Bu şekilde bırakın arkadaşlar. Seçin yani. Seçili bir şekilde dursun. İzinleriniz, yayınlarınızın nasıl gözükeceği. Evet, buradan arkadaşlar bazı arkadaşlarımızın sıkıntısı oluyor. Ana sayfada gösterilen max yayın sayısı. Bazı arkadaşlar burada yanlışlıkla 1 ve 2'yi seçip sorun yaşayabiliyor. Buraya tıklayıp 7 yayın, 10 yayın görüntüleme istediğiniz kadar seçebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızın filtresini, konumunu ekstra bir pencereden mi açılacak? Bunu buradan ayarlayabilirsiniz. E-posta ayarlarınızı, size e-postaya ulaşabileceklerini veya e-posta aboneliği gibi şeyleri de buradan ayarlayabilirsiniz. Biçimlendirmeye geldiğimizde hızlıca arkadaşlar buraya okursunuz. Zaten ileriki zamanlarda bununla alakalı eğitimlerimizde buraları şey yapacağız. Genel olarak bir arayüz tanıtmak istedim. Böyle arkadaşlar. Arayüz tanıtımımız da bu kadar. Arkadaşlar sizlerle beraber bu dersimizde Blogger eğitim setindeki derslerin yazılı bir şekilde yayınlanacağı bir blog açtık. Bu blogu beraber düzenleyip kullanışlı ve ziyaretçi çeken bir blog haline getirmeyi planlıyorum. Bu plan çerçevesindeki isteyeceğiniz Blogger ince ayarları, bazı HTML kod yayınlarını vesaire yorumlarda yazarsanız bunları da eğitime dahil edebilirim. Sağlıcakla kalın. Diğer yayınlanmış eğitimlerimizi ekrana çıkan görsellere tıklayarak ulaşabilirsiniz.